Evet kıymetli dostlar yeni videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir beğeni çok görmezseniz sevinirim bir de bu videoyu sosyal medya hesabınızda paylaşırsanız çok da güzel olur belki birkaç abone daha çekebiliriz birkaç kişiden daha kanalımız haberdar olur Fenerbahçe VNB'den transfer yapıyor Fenerbahçe Alagöz Holding VNB ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 27 yaşındaki Belçikalı guard Julio Allament ile anlaşmaya vardı. Bu VMB, VNBA sanırım Women NBA diye düşünüyorum. Ki öyle olduğunu da biliyorum aslında da. Üst üste ikinci kez kadınlar Euro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding. Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe anlaşmaya vardı diye diyor arkadaşlar. Yani Belçikalı isimle anlaşmaya vardı diyeyim. Şu bir gerçek. Herkes bana aynı cümleyi söylüyor. Hocam diyor yani biz basketbol takımı mıyız? Ya biz neciyiz? Niye futbolda böyle şeyler olmuyor da basketbolda oluyor diye. Arkadaşlar futbolun da dönemi var. Şimdi Allah nasip etseydi şampiyonluğu garantilemiş olsaydık adım soyadım kadar eminim. Şimdiden bile bak 26 Nisan itibariyle bile kap yapabilirdik. Bu kadar diyeyim size. İnşallah onlar da o günlerde görürüz. Adaletsizlikler, hak yemeler, birilerini kollamalar biter de onu da görürüz. Fenerbahçe adanılan Adana'dan Mori Rense'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gonçalo Franchon'un menajeri oyuncusuna ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Lig'den birçok talibi varmış. Tıpkı daha önce dediğim gibi arkadaşlar. Bu arkadaşın menajeri hani birine bir kaktırsam Hani bir bul, bulsam fırsatını da bir yapıştırsam 8-9 falan düşüncesinde. Şampiyonluklara ve Avrupa Ligi'ne ulaşmayı hedefleyen bir proje istiyoruz. Portekiz Ligi'nin en dikkat çeken oyuncularından biri hakkında konuşuyoruz. Ve onun her an milli takıma seçileceğine inanıyoruz demiş. 29 maçta 4 asiste takımına destek vermiş. Gonçalo Franco. Yani bir kez daha hatırlatayım. Kanala yeni abone olan vardır. Benim hatırım içinde bir tane söyle diyen vardır. Biz bu arkadaş menajerle görüştük. Bizden başka takımlar da görüştü. Türkiye'den de takımlar görüştü. Bilginiz olsun. Yani 8-9 milyon euro verin de oyuncunun %80 hakkını size vereyim diyor. Bakın ben Fenerbahçe'nin yıllardır şununu gördüm. %80'ini siz alın. Gerisi bizim olsun diyen hiçbir futbolcudan hayır görmedik bir. İkincisi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, elinden aldık dediğimiz türdeki futbolcularını hiç hayır görmedik. İyi de hocam işten ayrı gördük. Elinden aldık Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın elinden almadın. Beşiktaş kendi ahmaklığına yüksek buldu görüşmelere ara verdi. Hani inatlaşıp almadın. Anladın mı? Mesela şöyle söyleyeyim size. Bir e, Levent Mercan yazın göreceksiniz arkadaşlar. Hani hem Fenerbahçe teklif gönderecek, hem Galatasaray hem Beşiktaş teklif atacak. Futbolcu kimi seçerse bu elden almak olmuyor ama Galatasaray'a gitti Levent Mercan'a yıllık 2 milyon euro vardı. Sen gittin 2.1 verdin. Yaramaz. Kesinlikle yaramaz. Üçüncü olarak da Fenerbahçe'nin bir futbolcudan ismi geçiyor. Ve süreç uzuyor. Uzunca bu konuşuluyor. Hiçbir yarar alamayız. Hiçbir fayda sağlamaz. Bu şaşmaz arkadaşlar. Bu üç maddeyi de unutmayın. Fred'den çarpıcı paylaşım savaşmaya devam. Mesela bak biz Fred'i Galatasaray'ın elinden almadık. Galatasaray tok alıcı rolündeydi. Bizim sana ihtiyacımız yok. Bize dedi Arda kardeşler yeter. Bize dedi Ali Şansalan yeter. Abdülkadir Bitigen yeter. Sen kim oluyorsun dedi. Biz gittik Fred'e teklifimiz oldu. Bizimkini kabul etti geldi. Şimdi Brezilya Fred Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunmuş. Sivas Spor maçındaki beraberlik. Galatasaray'ın e, yapmış olduğu kumpasın işe yaraması. Ki Fenerbahçe'ye bu sene ciddi bir kumpas yapılmış oldu. Her zamanki gibi. Hocam siz de her şeyi her sezon oldu muydu? Bir şeyleri bir şeylerden biliyorsunuz. Niye Galatasaray Lig'de lider değilken örgütlü bir yapıyla savaşıyoruz? Bilmem terör örgütleriyle savaşıyoruz. Bilmem karşımızda şu var. Bilmem biz Çanakkale'dekilere benziyoruz falan derken onlara da aynı şey diyor muydunuz? Siz arkadaş geriye düştüğünüz zaman yani öne geçmek için her türlü algı oyunlarını yapıyorsunuz. Bu kadar da yalan söylemez diyor muydu? Mesela geçen sene ligi oynatmayız, oplatırız sizi, öldürürüz, kaldırırız, savaşsa savaş dediklerinde. Ama niye? Sosyal medya gücü. Bu arkadaşlar da ah, iki tane Twitter hesabım vardı. İkisini de askıya aldılar. Sebep yok. Karşılığında muhatap yok. Sebep yok. Bunlardaki güç bu yani. Fenerbahçe sayfalar da şimdi seviniyorlar. İyi bak Mustafa Hoca'dan da kurtulduk. İyi o azaldı. Bizim takipçimiz artar. Siz bu e, beyinsiz kafayla devam edin. Yakında sizin hesaplarınız da kapandığı zaman diyeceksiniz ki Aa, Mustafa Hoca'ya gittiği zaman gülmeyecektik çünkü başımıza geldi. Bir de şunu söyleyeyim. Ağla ağlama şöyle yap böyle yap diyenler var ya Allah inşallah bize ne yazıyorsanız kat be kat fazlasını size yaşatır. Şu fener ağlama diyenler Allah inşallah ömrü boyunca Fenerbahçelilerin hiçbiri ağlamaz hep size ağlarsınız. Şu ağlama zırlama falan filan yazan arkadaşlar. İnşallah biz, biz Fenerbahçe'de hiç kimse ağlamaz. Ömrü boyunca ağlamaz. Hep size ağlarsınız. Yazmış oraya bir çocuğu kanser yaptınız Allah belanızı versin diye. Allah inşallah hiçbir Fenerbahçe diye kanser vermez. O Allah belanı versin diyenler. O kansere sebep olanlar ve ona sebep olanları da din savunur gibi savununlara inşallah. Rabbim gönül muratlarını versin. Gönüllerinde ne varsa Allah onu versin. Kim hak yiyorsa, hak yemeyle de gururlanıyor, böbürleniyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın. Bu arada Icardi seven Galatasaraylı arkadaşlar. Ben size geçen gün de söyledim. Herif namaz hareketiyle falan alay ediyor. Siz Müslümanız şu yüz bu yüz deyip bunu şey yapıyorsunuz. Çoluğunuza çocuğunuza bu herifi örnek gösteriyorsunuz dedim. Yine karısıyla marısıyla bir video paylaşmış. Gösterin. Sizin örnek hayatınız bu olsun. Böylelerin arkasından gidin değil mi? Sonra da lafa geldi bizim Metin Oktay duruşu. Metin Oktay da mı böyle birisiydi? Ali Sami'nin de mi böyle birisiydi? Böyle yakın zamandaki efsanelerinizi biliyoruz. Onları saymaya gerek yok. Neyse. Allah herkesin gönlü muradını versin. Allah herkesin gönlüne göre versin yani neslin ahlaksızlaşmasında, ahlaksızlara örnek almasında emeği geçenlere de Allah'a havale ediyoruz. Ne diyelim? Fred savaş bitene kadar savaşmaya ve inanmaya devam demiş. Fenerbahçe formasına 30 maç, 3 gol, 8 asistlik performans. Sağ olsun teknik heyetin yanlış e, atletik performans antrenmanları, metotları, metodolojileri sayesinde Fred'in de epey sakatlığı oldu ve Fenerbahçe o dönemlerde büyük yara aldı. Büyük güç kaybetti. Sağ olsunlar. Ha, bize rakiplerde düşmanlık eden var mı? Var. Hakemlerde var mı? Var. Ama kendi içimizdeki düşmanlarımız da var. Mesela İsmail Kartal ve ekibi. İsmail Kartal ve ekibinin Fenerbahçe'ye düşmanlığı da en az bir hakem kadar var yani. Ya baktığınız zaman mesela Trabzonspor maçından önce Fred Kayseri deplasmanda 90 artı bilmem ne de kırmızı kart görüyor. Yani şu denilemez miydi? Arkadaş bak Galatasaray maçı var. Maçı garantileyin. Susun. Çenenizi kapatın. Her şeyde itiraz isyan etmeyin diye. O maçın bir de bir hikayesi daha var. Fenerbahçe o son dakikalarda frikik verdi. Orada gol yese maç 4-4 bitsene olacak. Akabinde mesela Fred'in sakatlandığı bir dönem var. Bekao tam iyileşiyor. Sahalara dönüyor. Tekrar sakatlanıyor. Luan Perez Nisan'da antrenmanlara başlıyor denildi. Şubat'ta antrenmanlara başlattınız. Herifi o da yok ortada. Osterwolde falan gitti etti. Bunları da es geçmiyoruz. Derbinin hakemi açıklandı hakem demişken bunu da es geçmeyelim arkadaşlar. Ha, şimdi Fenerbahçe'nin orijinal düşmanlarından biri geliyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarstan. Volkan Bayarslan kimdir arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ben size öğreteyim. Trabzonspor taraftarından da ayak yemiş olan. Fenerbahçe Trabzonspor maçında dördüncü hakem olan. Maçın iptalinin olmaması gerektiğini savunan kişilerden birisi. Yani yediği dayak bayağı hoşuna gitmiş ki ama biraz daha insine de yine dövsünler falan diye çok uğraşan bir hakem arkadaş. Kendisi Koyu Galatasaray'la bir hakem olduğu için bu ligde e, düdük çalabilen bir hakemdir. Yoksa hakemlik vasfı da çok yeterli değildir. Haftanın diğer şeyleri Adana Demirspor Galatasaray Bahattin Şimşek diyor. Bahattin Şimşek olmamış. Bence oraya işte e, soyadı Gülen falan olan Tokat falan olan birisi olmalıydı. Bitigen falan olan. Yani hoş olmamış. Kasımpaşa Samsun maçına Umut beleri vermişler. Sivas Konya'ya Murat Erdoğan'ı vermişler. Hatta yani inşallah Sivasspor kazanır. Yani Fenerbahçe oynadıkları gibi yürekten oynarlarsa kazanırlar. Konya'da düşme hattında dursun da Fenerbahçe'yi atıp tutuyordu. Hatay Başakşehir atilla kara olan. Geçmiş olsun Hatayspor. Başakşehir'e 3 puanı yazın. Pendik Kayserispor Ümit Öztürk Kayseri Spor sana geçmiş olsun. Koyu Galatasaraylı Ümit Öztürk sana puan verdirmez. Alanya İstanbul Spor, Muhammed Ali Metoğlu. Kurban olduğum Allah'ım. Hakeme şike yaptır. İnşallah hakem şikeye bulaşsın. Hakem bahis şikesine bulaşsın. İstanbul maçı kazandırsın. Maçın bitiminde Alanya Spor hakemden ilgili nasıl şikayette bulunamaz. Çünkü Galatasaraycığına şirin gözükmek için hakemlere güveniyoruz. Federasyon'a güveniyoruz. Dedi. İnşallah hakem skandalı yaşanır. Trabzonspor Gaziantep ne kadar da Gaziantep'in düşmesini istiyorsam da Trabzonspor evinde yenilsin. Direnç Tonuslu oluyormuş. Rizespor Spor Ankara Gücü Turgut Doman Şahin. Ankara Gücü'nün hakemi. Fatih Karagümrük Antalya e Kadir Sağlam. Ee, bu maçta da Antalya kazansın. Karagümrük'ün yakın zamanda Galatasaray'la maçı var. Gerçi Tolunay Kafkas onu hediye derdi. De, neyse. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın eşleri vuruyor haberi var. İsmail Kartal önce neşteri kendine vurması lazım da. O da ayrı bir konu. Şimdi Beşiktaş derbisinin provasını 4-4-2 ile yapmış. Forvette Batshuayi, Ceko'yu birlikte denemiş arkadaşlar. Ve ee, 4-4-2 planı diyor. Antrenmanlarda bunu denedi. Böyle çıkması bekleniliyor. Dusan tadiçi yedek kulübesine çekecekmiş. Cengiz Ünderle maça başlayacakmış. Tavırmada değişikliğe gitmeyecekmiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu haberi yapan kişinin beyni yok. Beyin error. Bunu yapan kişinin haber etiği, haber ahlakı da yok. Haber etiği, ahlakı olsaydı. Gelen bilgilere göre, iddialara göre falan derdi. Bu haberi yapan kişinin Fenerbahçe düşmanı olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Arkadaşlar İsmail Kartal dininden döner. Kitabından döner. Tad içi çekmez. Bu bir. İkincisi. Siz Şimanski'yi niye öldürdünüz? Yani merak ediyorum niye öldürdünüz? Amaç ne yani Şimanski'yi öldürürken? Size ne yaptı ki? Hocam son haftalarda gol katkısında bulunmuyor. Shimanski illa gol katkısında bulunmalı mı sizce? Tabii ki de bulunmalı hocam. Peki sahadaki Shimanski'nin görevini tam olarak tanımlayabilir misiniz bana? Tam olarak ne oynuyor? Yani mesela 4-2-3-1'in hangi pozisyonda oynuyor? ve etkin rol olarak neyi yapıyor? Ben onu bilmem hocam. On numara dediğin adam gol atar. Asist yapar. Yapamıyorsa yedek oturur. Bu sığ düşünce yapısı maalesef Fenerbahçe'ye zarar verir. Ben açıkçası yine 4-2-3-1 çıkacağımız görüşündeyim. Şimanski Ceko, Tadic, İrfancan, İsmail Fred, Bekao Ciku, Osayi, Ferdi, Livakovic. Çünkü takımda eksik yok. Kart cezası yok. Bu şekilde çıkacağımız görüşündeyim. Ee, bu maçtan sonraki maç içinde birkaç oyuncunun artık sarı kartını ekarte etmesi, o sarı kartları e, sildirmesi lazım. Onu da söyleyeyim. Ama artık ligin birçoğunuza göre önemi yok ama benim için hala önemi var. Ha, çıkma, çık, çıkmadık candan umut kesilmezmiş. Ben polyanlacılığımı sürdürmek istiyorum. Zehra Güneş Fenerbahçe iddiaları doğru mu? Kadınlar voleybol liginde Son şampiyon Fenerbahçe Opet'in yeni sezon öncesi flash bir transfer yapacağı iddia edilmişti. İddialara göre Zehra Güneş, Türk voleybolunun yıldızlarından biri. Spor edindiği bilgilere göre 12 yaşından bu yana Vakıfbank forması giyen futbolcunun, şey, işte voleybolcunun futbolcunun sözleşmesini kulübüyle 2 yıl daha uzattı ve ayrılığın olmayacağı şeklinde arkadaşlar. Ve bu yıl birinci kaptanlığa getirileceği konuşuluyormuş. Ya Fenerbahçe'ye gelse güzel olur. Yani güzel bir transfer olur. Gerçekten güzel bir transfer olur. Keşke böyle bir transfer yapılsa. Yani güzel bir transfer olur arkadaşlar. Ya haksız mıyım? Güzel bir transfer olmaz mı? Öyle yani. Fenerbahçe yeni sezonu yeni sezona sil baştan diyor. Şimdi Fenerbahçe'de sezon başında olduğu gibi önümüzdeki dönemde sil baştan kurulum yapılacak. Sezona 4 kupa hedefiyle başladı. Türkiye kupası şu bu falan sadece lig kaldı. Ancak dikime 5 hafta kala Fenerbahçe şöyle yaptı, böyle yaptı. Puan kayıpları, kontratlar bitiyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Çağlar Söyüncü'nün kontratı bitiyor. Herifler 10 20 30 mon servis isteyecekler. 4 5 milyon euro deseler ben kabulüm. 4 5 milyon euroya Çağlar'a girilir. Bunu için kesinlikle istemiyorum. Nereye gidiyorsa gitsin. Ya şu kesinlikle istemiyorum. Galatasaray bak şunu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe yönetimine ya da yeni bir yönetim gelirse ona söylüyorum. Allah rızası için. Bak yalvarıyorum size. Bir beyinsizlik yapmayın artık. Ya şu hakim Beşiktaş'tan görüşüyormuş. Gitmemesi lazım. Oraya giderse uçar. O yüzden sözleşme uzatayım. Şu salaklıktan vazgeçin ne olur. Bak biz bu salaklığı yıllardır yaşıyoruz. Lütfen bu salaklıktan çıkın. Yani aynı salaklığı zaysta yaşadık, başkasında yaşadık. Yapmayın. Ben çağlar konusunda bir şey deneyeceğimiz görüşündeyim. Alın size çok ciddi duyum. 13 kesinlikle gidecek. Joshua Akin kesinlikle gidecek. Serdar Dursun kesinlikle gidecek. Batshuayi'nin kontratı bitiyor ama opsiyon var. Batshuayi'de opsiyon kullanılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Luan Perez, Serdar Aziz, Kurunic, Zaits ve Kent'in bileti kesildi diyor. Şimdi ben şunu belirteyim. Ben Luan Perez'i hiç izleyemedim Fenerbahçe'de. Kalmaması daha iyi. Serdar Aziz Serdar Aziz yani Serdar Aziz kalacağına Çağatay diyorum Emir Ortakaya Fenerbahçe'ye geri dönecek. Serdar Aziz kalacağına Emir Ortakaya'ya ne devam edelim? Yani artık Fenerbahçe'nin lükse ayıracak bir şeyi yok. Unutabiliyor muyum? Artık mesela Emre Demir gelecek mesela. Kiralık şu anda birincilikte. Dursun geniş kadroda. Mesela Bartu Elmaz kirada. O gelecek. Dursun geniş kadroda. Anlatabiliyor muyum? Emre Mor gelecek. İşte Umut Nair gelecek. Bunlar geniş kadroda durabilirler. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama Bonucci bir, King 2. Yabancı olarak iki tane yabancıdan kurtuldum. Luan Perez 3. Luan Perez zaten kiralık isteyen bir takım var. Palmeri yaşta sanırım. Verin gitsin. Yani bon servis beklentisine falan da girmeyin. Kurun işten keşke çıkabilsek. Zayt'tan çıkalım. Kent konusunda ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe şu an içinde bulunduğu ekonomik buhramdan dolayı seneye kenti göndermeyip mecbur kentten stoh yapma düşüncesine de girecektir. Hani kent tat işte devam ederiz düşüncesinin hakim olacağı görüşündeyim. Ben onu belirteyim. Hani yabancı kuralda böyle devam edecek olursa zaten hani Bonucci yerine Kent'te de denersin. Bak mesela King, King'in yerine kent olmuş olacak. Bonucci'nin yerine oraya yabancı çekebilirsin. Luan Perez zaten lisansı yoktu. Kurun için yerine artık Crespo Lincoln'den biri mi gelir? Zeiss daha Göndermesi gereken şeyler. Ciddi teklif alan futbolcularımız var arkadaşlar. Yani ciddi teklif alan. Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Osterwolde, Osay Samuel, Fred, İsmail Yüksek, Şimanski, İrfancan, Kahveci arkadaşlar. Bunların da ayrılık ihtimali güçlü diyor yeni kadro kurmak zorunda. Mesela Lincoln Miguel Crespo'nun geri dönme ihtimali var. Cao Pedro onu fes edilecek diye biliyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'yi önümüzdeki sene bir şey bekliyor. Hocam hep aynı döngünün içine girdik ya. Bizi bu döngüye girdiren kim varsa Allah bildiği gibi yapsın. Bizim hakkımızı bu kadar kim yiyorsa Allah bir daha yedirmesin. Allah Fenerbahçe düşmanlarının belasını Fenerbahçe'ye başarıları arka arkaya peş peşe vererek versin. Başka bir şey demiyorum. Yani ne evladından ne çoluğundan çocuğundan sevdiğinden çıksın. Allah bunların belasını Fenerbahçe'ye başarı vererek versin. Onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir yapılanma olacak. Herkes bana diyor ki basketbolda şurada burada futbolda ne? Arkadaşlar futbolda ben size çarpıcı bir şey söyleyeyim. Özellikle Ali Koç'un başkanlığa tekrar adaylığı düşündüğü Saadettin Saran ismi. Aziz Yıldırım'ın bizzat kendinin aday olacağına dair benim e, duyumlarım var. Mehmet Ali aydınları pohpohluyorlar. Onu da söyleyeyim. Hani sen gir et falan diye. Acun Ulucalı'nın Ali Koç'un listesinde yer alacağı iddialar var. Bunlar da çok doğru değil. Ancak ya yani Fenerbahçe'nin bir yapılanma süreci var. Fenerbahçe'nin her şeyden önce yapılanırken tıpkı rakibi gibi futbolcudan çok federasyon. Federasyondan çok hakem satın alması lazım. Yani yıldız futbolculara parayı basana kadar federasyona 10 milyon euro basalım. Vallahi bak gerek yok. Aynı Galatasaray'ın yaptığı gibi. 10 milyon euro basalım. Diyelim ki arkadaş biz yıllardır kupaya hasretiz. Bize şampiyonluğu verin. Türkiye kupasını verin. Sezon bitiminde de süper kupayı verin. Alın 10 milyon euro helali hoş olsun diyelim. Rakibimiz yıllardır bunu yapmamış olsaydı Avrupa'da hoşaf edilmezdi. Her gelen tokatlıyor. Her gelen yamultup gönderiyor. Avrupa'da yalam oluyor niye orada masada kazanılmıyor, sahada kazanılıyor? Türkiye'de ise bilmem kalbiyle aklı çelişenler, bilmem beyniyle başka tarafı çelişenler falan filan derken böyle. Ama Fenerbahçe'nin ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı var. Mesela ben olsam Livakovic'e teklif var. Ona sat, Ferdi'yi 30'a sat, 40, Osterwold'e 20'ye sat, 60. O 15'e sat, 75. Fred'i 30'a sat, 105. İsmail'i 30'a sat, 135. Şimanski'yi 30'a sat, 165. İrfan Can'da 20'ye sat, 185 milyon euroyu alır kasaya koyarım. Yarısı zaten gidiyor. Kalan 10 milyon euros. onu değil 15 milyon eurosunu federasyona veririm ki bize şampiyon yapın yeter diye. Çocuk çocukla şampiyon olursun. Artık ben ligde hakkaniyetle herhangi bir takımı şampiyon olacağı görüşünde değilim. Bu ligin sportif geçerliliği de bitti. Bu ligin adaleti de bitti. Bu lige olan inancım da bitti. Bu ligin düzeleceğine olan inancım da bitti. Ya bu saatten sonra Fenerbahçe'nin yapması gereken 15 milyon euroya şampiyonluk hayırlı olsun demek arkadaşlar. Vallahi bak. Hocam bu bize yakışmaz. Bak. Neye yakışmaz? Yani 15 milyon euroya Fenerbahçe şampiyonluğu hayırlı olsun abi. Ciddi söylüyorum. Bununla ne olacaksın artık? Başka çaren yok. Siyaset bizi sevmiyor diyorsunuz. Siz diyorsunuz. Ondan sonra bilmem rakipler bizi sevmiyor. Evet sevmiyorlar. Çok güzel medyanın etkisinde kaldıkları için. Sen çatır çatır futbolcu çıkartıyorsun, parlatıyorsun, satma aşamasına getiriyorsun, elinden geleni yapıyorsun. Eee rakibin? Rakibin de nerelerde nasıl maçlar kazanıyor? Herkesin malumu. Bir de yetmez gibi sosyal medyada avuçlarında, yani sosyal medyadaki konuşmalara bir bakın. Fenerbahçe her maç hakemle kazanıyor dersiniz. Ve buna da inanıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin yıllardır hakemlerle kullanıp Yıllarda da şampiyon olduğuna inanan beyinsiz bir kitle var. Geri zekalı bir kitle var. Yani geri zekalı ötesi geri zekalı bir kitle var. Ciddi söylüyorum bak buna da utanmadan yemin eden bir kitle var arkadaşlar. Yani Fenerbahçe yıllardır hakemlerle korunuyor, kullanıyor diyen ve yıllardır Fenerbahçe şampiyon oluyor diyen bir kitle var. Yani böyle beyinsizlerden de uzak durun. Hayatınızı güzel yaşamak adına, güzel sürdürmek adına bu tip beyinsizlerden gerçekten uzak durun. Bunlar mikrop, Bunları bitiremezsiniz. Söyleyeceklerim de bu kadar. İzlediğiniz için, kıymet verdiğiniz için, beğendiğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için, yanımda bulunduğunuz için en azından teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Elimden gelince videolar aktarmayı sürdüreceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.